Çok güzel hareketlerden önce haftada 7 skeç yazmak neredeyse imkansız bir şeydi yani. Normalde 7 skeçle turne yaparsın, bir yıl oynarsın ama çok güzel hareketlerle birlikte her hafta 7 skeç üretebilirmişi gördük. Tabii ki Yılmaz Erdoğan hocamızın gazıyla da ama çok zor bir şey. Gerçekten haftalık 6-7 skeç üretmek gerçekten çok zor bir şey. O dönemde skeç yazamayan adamlar diye bir format bulmuştuk ki hani yazamadığımız skeçleri de sahnede oynayalım diye. Artık bu bir gelenek çok güzel hareketlerde. Şimdi skeç yazmanın ne kadar zor bir şey olduğunu skeç yazamayanlar skeciyle bir daha göreceğiz. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum size. İyi gidiyor bence ya. Kanka adam avukat olmasın, bunu sil ya. Niye lan? Ya şimdi sonunda aldatacak, yok avukatlar aldatır mı? Yok avukatlar öyle yapmaz, bir sürü linç yiyeceğiz. Öyle mi diyorsun? Siz. Doğru söylüyorsun. Yani aynen. Biz öyle demiyoruz ama yani, sildim. Anne de ev hanımı olması kanka. Sebep? Yok kadınlar çalışamaz mı? Yok kırın artık şu tabularınızı. Bir sürü linçleneceğiz kanka. Lan biz öyle bir şey demiyoruz. Olsun sil. Al tamam. Şu küfürü de sil kanka. Sildim. Şu siyasi söylemi de sil oğlum. Yayından mı kalkalım? Ne istiyorsun? Sildim. Bu da reklama giriyor. Sildim. Şu da telif galiba. Sildim. Ne oldu şimdi? Skeç yok oldu. Yok bildiğin yok artık. Hiçbir şey yok kardeşim. Onu sildik, bunu sildik. Bir tek adam giriyor, selamun aleyküm diyor. Bitti. Aleyküm selam diyen yoksa onu da sil kanka. Şey yapıyorlar. Oğlum manyak mısın ya? Ne yazacağız biz? Onu yazma, bunu yazma. Kanka ben olacakları söylüyorum. Diyorlar ondan sonra. Bunu yapmayın, bunu yapmayın diyorlar. Kardeşim skeç kalmadı ortada. Haklısın ama yok skeçimiz. Yok artık bir tane skeç yok. Ne yazacağız şimdi? Başka bir şey mi? Ne bir şey? Hoş geldin baba. Oo, hoş bulduk. Nurettin amca hoş geldin. Oo, hoş bulduk ya. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Hoş geldin. Senin gibi. Ha, ne yapıyorsunuz? İyi skeç yazıyorduk. Güzel güzel, çok güzel. Sağ ol. Ya sizin ekipte bir şey var. Ne onun adı? Egeli, kıvırcık saçlı. Yasin. Heh. O çocuğu çok seviyorum ya. Saçlarını mı kesti? Ne yaptı? Kestirdi duruyor hala. Çok iyi ya. Çok iyi. Şey var sizin ekipte. Safa var. Safa. Taklitlerine bayılıyorum ya. O ne yapıyor? O da duruyor. Aynı. O da devam. Güzel güzel. Devam. Şey var. Evliya. Evliya. Kapıcıların kralı. O bıraktı mı onu? Ne yaptı o? Ben gideyim mi Nurettin amca? Allah. Olur mu oğlum? Şey, otur ya. Otur sen ya. Otur. Babam kanka şimdi herkesi tanıyor ya. Tabii tabii. Şey. Seni bilemedim ama. Seni çıkaramadım. Neyse. Şey var ya. Ufa. Hamza. He, o ne yapıyor, ne yapıyor? Dizide oynuyor o da. Çok güzel oynuyor ya. Evet. O muhteşem ya. Senin adın ne? Cenan. He. Babam, soyadın? Boş ver. Ya baba, boş ver. Skeç yazacağız ya. Skeç mi yazıyorsunuz? Hı hı. Çok güzel. İsterseniz ben size bir fikir vereyim. Yok baba, sağ ol. Niye versin lan? Bizimkiler de veriyor, iyi oluyor. Ver üretmenim. Oğlum yani siz bilirsiniz. Ufak bir tüyo sadece. İstemezseniz söylemem yani. Versin ya, ver. Ben dinliyorum, ver. Yazarım. Tamam. Oğlum bak şimdi. Çok enteresan, komik bir olay bu. Tamam. Ondan sonra karakterler bul. Komik olsunlar. Tamam mı? Bunlar birbirine şakalar yapsın. Hepsi de gülsün. İzleyenler gülsün. Nasıl? Et ya et, küfür etme. Ayıp olmaz. Söyle ya. Ben denerim. Yani deneriz. İnşallah olur. Niye? Beğenmediniz mi? Olmuyor mu? Böyle skeç olmuyor mu? Ya böyle skeç olmaz baba. Böyle canını sıkan bir şey olması lazım skeç. Tamam, benim canımı sıkan bir şey var. Heh. Mesela ıslak mendil paketi var ya, ben ondan bir tane alayım diyorum, 10 tanesi birden geliyor. Canımı çok sıkıyor. Onu yok deneyin. Ya öyle şey mi olur baba? Gerçekten böyle canını sıkan bir şey olması lazım. O zaman kendini yaz. Sen gerçekten benim canımı çok sıkıyorsun. Tamam. Otur kendini yaz. Kendini yaz ne ya? Tamam. Ama size de yaranılmaz be. Tamam. Ne yaparsanız yapın. Tamam, biz yazıyoruz oraya. Daha fazla ses etmeyin. Sen ne yükleniyorsun adama ya? Allah Allah. Ne yazacağız? Aile skeci. Klasik bir aile skeci. Güzel bir aile skeci abi. İlla bulacağız yani. Küçük kardeşler arası bir şey. Tamam. Yani ne bileyim, izin isteme falan. Yani bir skeci. Şimdi bir babamız var. Tamam mı? Hı. Baba oturur evde. Televizyon izlemektedir. Ne bakıyorsun? Düşünüyoruz. Güzel. Gerçekçi. Kolay gelsin çocuklar. Anne girer. Hah, alın meyve yiyin bakın çalışırken. Anne çocuklara meyve verir. Biz çalışsın. Sen benim annemi mi yazıyorsun lan? Senin anneni ne yazacağım lan? Ben gördüğümü yazıyorum işte. Gerçekten esinlenin demiyorum ha. Gerçeği yazıyoruz işte. Ya iyi de oğlum. Komik değil ki bizimkiler. Kardeşim ne alakası var? Tatlılar işte ya. Yazıyoruz dur. Bana yok mu meyve? He. Armudun iyisini bulamadım mı? Sana getirmedim o yüzden. Anne lafı çakar böyle. Çok iyi. Aşk olsun Halime ya. Aşk olsun çocuklarına. Oğlum bayağı bizimkileri yazıyorsun, emin misin bak? Kardeşim ne var? Komikler işte ya. Gayet iyiler. Dur devam. Başka meyve sorusu.
Dedik almadın değil mi? Ha, yok yok. Almadım. Yok. Allah'ıma şükürler olsun ya. Ödüm koptu biliyor musun alacaksın diye. Yok yok merak etme. Tezgahta uzaktan kestim eriği. Böyle var ya can uğraş koşarak uzaklaştım oradan. Çok iyi yapmışsın ya. Borçlarımız var hanım. Borçları kapatalım. Belki yarım kilo alırız. Oğlum tamam. Bunlar bayağı iyi. Komik lan işte. Gayet iyi akıyor. Tamam isimlerini değiştirelim bari. Safiye Faik olur mu? İyi olur. Tamam. Faik değiştirdik. Oğlum bunlar susuyor. Öyle kanka benim annem babam günde maks 3-4 cümle kuruyor. Lan bana mı denk geldi? Skeç yazacağız işte ya Allah. Böyle olmaz ki. Bir çatışma lazım. Çatışma mı lazım? Karşılıklı bir şey lazım abi. Tamam çatışmayı bana bak. Zeynep! Ne var abi? Bu saçın hali ne lan? Aa! Ya ne yapıyorsun lan? Mal deme bipe gidiyor. Ne bipi be? Anne ne diyor bunlar? Git bana su getir mutfakta. Bunun için mi çağırdın beni? Kalk kendin al. Aa manyak mı ne ya? Bana bak senin sevgilin var mı? Ne alaka şimdi? Erkek arkadaşın var mı yok mu? Doğru söyle. İnşallah vardır lan. İnşallah vardır. Vardır. Erkek arkadaş mı? Senin erkek arkadaşın mı var kızım? Zeynep ben söylemedim. Sağ ol anne. Oba anne koydu. Güzel. Şey. Cevap ver bakayım. Senin erkek arkadaşın mı var kızım? Babacığım. He ne? Evet var. Yaz babanın nevri döner. Olabilir kızım. He. Olabilir. Geri sarılayım sen tepe gideyim ya. Ya bu Mişko ya. Canım benim. Gel ya sen bana niye söylemiyorsun ki kızım? Ya ne bileyim babacığım kız artık bana niye söylemedin ya? Ya olur mu ya ben öyle bir insan mıyım ya? Ya biliyor musun çok aşığız birbirimize. Süper harika ya. Tamam fazla bakma da sen fazla sorarsam söyle. Sorarsam söylersin. Tamam. Ben yalnızca yalan arzarım. Doğru. Tamam bana yalan söyleme. Heh. Ne yaparsan yap da demeyeceğim hani sınırları var. Heh, tamam. Baba biraz geniştir. Ne diyorsun oğlum? Babam... Ya mesela yani. Hayır ya sinirlenir kızar. Öyle mi? Baba. He. Hiç mi sinirlenmedin ya? Yok sinirlenmedim. Hiç kızmadın mı böyle? Yok kızmadım. Biraz bile böyle sinirin bozulmadı mı? Şu an biraz geriliyordum. Ya bana mı geriliyorsun? Ona gerilmedin mi? Gerilmedim, sinirlenmedim. Hiç sinirlenmedin ya. Sinirlenmedim ben sakin bir insanım. Baba. Aptal! Baba. Salak! Geç eline otur. Baba sakin. Hep bipe gitti bunlar. Başlatma lan bipe. Sen de. Adın belli değil daha. Otur çalışın. Hatta çağır kızım. Tanışalım çocukla. Çağır mı? Bir tıkı sil. Baba bayağı geniştir ya. Baba 200 komşumuz biliyor musun? Aa süper bir de komşumuz ha. Evet evet çağırayım hemen. Üst komşum. Oğlum çok iyi gidiyor. Skece de hızlı girer. Üst komşuymuş. Geliyor tamam. Oha sanki kapıda bekliyor. Keşke yazsam bu kadar hızlı gelmez. Evet evet. Ha belliydi herhalde. Hadi buyurun. Müthiş oldu. Hadi buyurun. Lan. Selamun aleyküm. Yok artık. Ne oldu lan? Artıklık bir şey yok oğlum. Aidatı alacağım. Mal mal konuşma. Zeynep'in erkek arkadaşı sen misin? Kim? Ne erkek arkadaş? Bu olsa çok güzel olurdu Nurettin amca ya. Nesi güzel olur lan? Tamam ya ben. Kendini durduk mu? Bu mu kızım? Bu mu senin erkek arkadaşın bu mu? Hayır babacığım tabii ki de bu değil. Zeynep'ciğim hayır desen alırım. Tabii ki dedi ya. Şey gerek yok. Kırıcı olma yavrum. İlişki falan yok değil mi lan? Ne, Nurettin abi ne ilişkisi ya Allah Allah manyak mı? Abi bu evden kimseyle yok mu ilişkin? Çok önemli o. Oğlum annem kalıyor geri evde. Tamam saçmalama. Bayram efendi kusura bakma biz kızın erkek arkadaşını bekliyorduk tanışacağız. Çocuklar evet. İşte skeç mi keç yazıyor kafa karıştı. Bu... Tamam sakin ol evet o. Bu şey bu ünlü. Evet tamam bu sakin. Ünlü. Evet. Ben seni televizyonda görüyorum. Ha görüyorlar Nurettin amca. Merhaba abi. Ben bunu artık her gün gördüğüm için şaşırmıyorum. Seni görüyorum merhaba ama. Lan. Sen Cenan Doğulu muydu neydi? Olsun olsun bilmesi yeter. Olsun. Ben seni biliyorum. Olsun. Ama bir şey söyleyeceğim bana kızma. Buyurun. Orada bir tane çocuk var ya Mevlana. Ben ona çok gülüyorum ya. Kapıcı mapıcı öyle. Evliya. Evliya aynı, aynı işte. Aynı. O gitti. Niye lan öldü mü? Yok abi ölme yani başka işler yapıyor gitti. He iyi güzel iyi. He. Bana bak. He. Biz bunu yazıyoruz da bunu kim oynayacak? Ebo da gitti. Bayram abi oynasın. Oynamaz mısın abi? Saçmalama ben ona mı benziyorum oğlum? Ben sana adamı seviyorum dedim. Tipine kefilim demedim. Allah. Sen daha yakışıklısın abi. Öyle mi diyor? Ben yani benim bileğim gerçek 12 yapıştırma. Ya abicim tabii. Tamam. Bir dakika. Ben bayağı böyle gelip ÇG'de oynamalı gibi. Ya bir şey oynama bizim programda oynayacaksın işte. Oğlum bak emin misiniz? Abi ne olacak oğlum, ya? Oğlum heyecan yaparım ben. Ya yapmazsın. Yapmazsın ya. Geleyim mi oraya? Bu benim için ünlülüğe bir adım mı? Evet. Gelin. Ama bir şartımız var. Gel buraya.
Bir dakika, ben bunu biliyorum. Ünlülüğe geçişteki o verilecek o... Tamam, ben anladım. Abi ne... Alın, ne yapacağız siz yapın. Ne yapacağız sen? Ne saçmalıyorsun abi? Ne yapacağız abi ödedim. Sana kurban olayım, öyle bir şey yok. Bir bedel ödenmiyor mu? Sence biz ödedik mi o bedeli? Kurban yok, öyle bir şey git. Öyle bir şey yok ünlülükte. Oğlum yani. Bizim abi. Öyle bir şey... Öyle bir şey yok abi. Bir şey isteyeceğim sana. Bir sürü skeç yazıyoruz da babamı kızdırmak için aidat 500 lira oldu desene. Saçmalama oğlum. Vallahi vurur lan beni. Abi yaparsın, bunu yapamazsan sen nasıl oynayacaksın sahnede? Aidatın üstü senin olsun. Mantıklı. Bence şey yapalım. Bence direkt girelim. Ben zaten senin babanı sevmiyorum ya. Sinir ederim ben onu. Tamam. Şimdi bana. Daha da delirtin. Tamam, daha tamam. Peki bunu iyi yaparsam gelebilirim değil mi ÇG'ye? Tamam, dur. Oyuncular nasıl hazırlanıyor da? Bir tarlaya kemik ön ekmişler. İki kürkü yırtık. Gerek yok buna. Ah Nurettin. Neden Nurettin'sin sen? İnkar et adını, babanı yatsı. Ne diyorsun lan sen? Ne anlatıyorsun oğlum? Ne inkar edeceğim? Babam koymuş adımı. Nurettin abi. Nurettin abinin adı çok uzun ya. Ben bundan sonra sana Nurettin... Hatta direkt Nuriş diyeyim mi lan? Nuriş mi? Ha Nuriş. Bak senin aidat var ya. Ne olmuş aynı? 700 lira oldu. Ne diyorsun sen? Buraya ipek koyarım ben. 700 lira ne lan? Senin ağzın ne anlatıyor Bayram? Benim ağzım değil abi, yöneticinin ağzı öyle diyor. Kim lan bu yönetici? Ay anne, Onur'un babası. Evet. Onur'un babası. Yazsan böyle denk gelmez biliyor musun? Oldu ya, ne güzel ya. Hem kızımızı alsın, hem aidatı arttırsın. Öyle bir dünya ya mı ya? Kim lan bu? He? Sen tanıyor musun? Bayram abi tanıyordur ya. Tanıyordur Bayram. Ne oldu oğlum? Tanıyorsun. Ne oldu oğlum? İyi misin yavrum? İyiyim abi. Tanıyor musun? Tanıyorum tabii ki ya. Şerefsizin teki. Tanıyorum ben. İtin, kopun, pisliğin teki. Daha küfür edelim mi kamerayla araba? Nasıl ya? Bu çocuk nasıl çocuk? Bu çocuk serseri işte yani, böyle dövmeli mövmeli, böyle zincirli mencirli, böyle sokağa çıkar, eğlenir meli, böyle ne kadar abuk subuk şey var bunda. Ben size bir şey diyeyim, ben o zincirle o çocuğu döveceğim. Hayır galiba. Ya bravo. Ne dövmesi bravo. Ya anne, bir şey yapsana, Onur öyle biri değil. Sus kız, sus! Aa! Babam burada konuşuyor. Adam... Sen Allah aşkına bir sus artık, sakinleş. Sakinleşemem, dövsem yeri değil mi? Tabii ki abi. Dövsem yeri. Bence kesinlikle dövme. Affedeyim ya. Dur bakın, siz niye bu adamı gaza getiriyorsunuz? Anne sen de biraz ağırlığını koy ya. Koy ya. Bir lafını söyle babama ya. Ne eziliyorsun teyzeciğim ya? Nurettin. Ne var? Hiçbir şey yapmıyorsun, o kadar. Bak zaten sinirliyim, kalbini kırarım ha. Öyle mi Nurettin? Öyle. Ha şimdi sen burada çoluk çocuğun bayramın gazına geldin. Beni ciddiye almıyorsun öyle mi? Vallahi bıktım ben senden ha. Evet. Ben senden bıktım. Bıktıysan bıktın. Bıktıysan bıktın. Git. Bir saniye. Bir bakayım. Niye bizi ifşa ettin? Dur. Burada yazmıyor ki oğlum. Ben hatırlamaya ben çalışıyorum. Ben yazıyorum işte. Nerede oğlum? Lan yazma durunca doğumluk. Onu atmadık mı? Bıktım. Ay ne öyle? Nerede ya? Yallah kahretsin. Bıktım senden. Aman bıktıysa çık git ya. He? Allah Allah. Sanki bu adama bir hayrın dokunuyor ya. Öyle mi Nurettin? İyi o zaman ben anamın evine git vur. Git. Defol git. Selam da söyleme. Kendisinden hiç haz etmiyorum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Erkeksin şu an. Ya. Değil mi? Erkek. Paşa ya baba ne yaptın? Annem nereye gitti şimdi? Seninle konuşma. Seninle konuşma. Ya. Aç kapıyı. Merhaba hayatım. Yok. Oldu bir de aşkım be. Bir de gözümüzün önünde öp. Öpeyim mi adam? Ay! Kim öpüyor lan sen? Gel sen. Gel. Ne yapıyorsun bakın buraya? Otur bakın buraya. Terbiyesiz. Cevap ver. Tamam. Ver bakalım lan. Oğlum cevap versene adam. Soru sormamış. Soru sormamış. Soru sormamış. Tamam. Senin kötü alışkanlıkların var mı lan? Yok. İçki? Yok. Kumar? Yok. Karı kız? Bir Zeynep var. Bu değil lan. Bundan başka. Ha, yok. Dövme? Yok. Zincir? Zincir mi? Evet. Ha yok. Oğlum sende de bir bok yok. Yok yok. Ot gibi yaşıyorsun. Bir çık dışarı ya. Azıcık bir eğlen oğlum. Sen ne mal bir adammışsın ya. Ulan Bayram. Efendim abi. Sen demedin mi? İç serseri diye bu çocuk öyle bir şey demiyor değil bu. Şey yapıyor bu. Ne yapıyor? Çöpün... Ağzını açık koyuyorlar. Oğlum.
Oğlum senin dalga mı geçiyor? Seni döverim. Abi çöpün... Valla seni fırçalarım burada. Aile faydası yaşandı. Senin ben gidiyorum gözümle. Çocuklar. Hoşçakalın. Aha. Hemen git. Hemen git. Hayır hayır. Halime gitme. Ne olur gözünü seveyim gitme. Seni çok seviyorum. Vallahi billahi. Vallahi çok pişman oldum ya. Temas yok. Gidiyorum. Biraz düşünmem gerekiyor. Ya. Aman aman. Sanki sen buradayken bu adam bir hayır gördü ya. Ya kamyon tekeri sibobu gibi hayat geçirdi ya. Bu sıkışık alan. Ben de gidiyorum babacığım. Kusura bakma. Annemle beraber anneannem elinde görüşürüz. Kızım gitme ne olur. Aklını başına topla biraz düşün baba tamam mı? Ama kızım ya. Ben de gidiyorum. Bana hiç koymadı gidebilirsin. Şimdi git. Çık. Seni gömelteceğim. Ben ne yaptım? Vaktim olsa senin ağzını burnunu kırarım şu an şurada. Ama abi gideceğim sizin... hanımı geri döndüreceğim. Sizin dağlasınız varmış ya. Abi. Ya ben... Sus! Bunu unutmayacağım. Allah Allah ya. Hadi güle güle abim. Hadi güle güle. Çocuklar, beni sanat hayatı yormuyor da gece hayatı yoruyor. Vallahi ya. Oğlum ben geleceğim değil mi lan Çehli'ye? Abi çok kesin geleceğim. Gelirim koyayım. Değil mi? Kesin düşünsenize geleceğim. Oğlum ben gelmişim oraya böyle salonu insanlar doldurmuş tamam. Ben de geçmişim buraya herhalde bir iki şaka da yapmışımdır. Selam vermişimdir, dili çalmışımdır. Defolup gitmişimdir. Adamsın be. Tamam lan. Adamsın be. Acayip oldu. Oğlum kimse kalmadı lan evde. Skeç çok iyi oldu ama. Oğlum ailem de aldı lan. Ben sana yeni bir aile yazarım. Siktir et. Skeç bayağı iyi. Lan başladım seni. Oğlum, oğlum. 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 Çok seni git diyenler. Zil diyenler. Vay be. Yani skeç yazamayanlara çok güzel bir kat atmışsınız bence. Yani içerideki, evdeki ortamı skece zorlamak yapılmamıştı değil mi? Skeç yazamayanlarda evet. Yapılmayan bir formattı. Evet. Hakikaten yani bu kadar çok yazılan bir seriye yeni bir şey bulmak, yeni fikir bulmak çok iyiydi. Bayram abi yani sen de geldin, oynadın. Geldim abi. Seyircinin aynen. Karşısında zil çalarım tutarsa demiştin. Evet dedim ama ezberimi unuttum. Sen ezberi unutunca zaten skeç yazamayanlar ya o kadar anlaşılmıyor ki kafamız karışıyor. Lan gerçekte mi unuttu, yazılan mı unutuldu yoksa oyun mu öyle diye o yüzden hiç anlamadık bile. Seni izlemek gerçekten büyük keyif kardeşim. Tekrar hoş geldin. Bir daha çok sağ olun. Her zaman da bekliyoruz sahneye. Yani aslında bu işler işte öyle okul olduğumuzun göstergesi oluyor yani. Dışarıda iş yapıyoruz. Hop gelip arada 2-3 skeç oynadın, gittin yine orada. Polisini oldun, efendime söyleyeyim Doğu'nun kankasını oynadın falan. Gel arada burada da performansını göster. Müthişti vallahi. Bir de zil çalsan harika olur be. Beraber çalalım. Yok sen tek. Çok güzel yeter. Devam ediyor akışlarınızı. Bravo.